Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde yasak bölgede kayak yapan 3 kayakçı çığ düşmesine neden oldu. Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde yasak bölgede kayak yapan 3 kayakçı çığ düşmesine neden oldu. Kar kütlesinin altında 2 arkadaşının kaldığını gören kayakçı birini kendi imkanlarıyla çıkarırken diğerini de gelen ekip kurtardı. Gelme, gelme, gelme. Geliyor. Palandöken Dağı'ndaki Dedeman Oteli'nin alt tarafındaki yasak bölge olan dere yatağına saat 16'da giren Abdülselam Çiloğlu, Ömer Çakır ve Konuray Taşköprülü çığ düşmesine neden oldu. Çığdan kurtarılamayan Konuray Taşköprülü ve Abdülselam Çiloğlu kar kütlesinin altında kaldı. Ömer Çakır hemen yanındaki Konuray'a müdahale ederek nefes alması için başını kardan çıkardı. Diğer arkadaşının yardımına koşan Çakır, bir yandan da cep telefonu ile 156 jandarmayı arayıp yardım istedi. Düşürdükleri çığın altında kalmışlar. Ama kimlerdir? Onu çıkaramadılar mı halen daha? Evet, evet, evet. Şahım, bu Dedaman'ın da önünde orman var ya. Dedaman'a çıkarken bir... Onun orada salaklar. Kayaktan kendiler çığ düşürüyor. Kemal'in ölümlerine neden oluyor zaten. Olay yerine giden jandarma arama ve kurtarma, Palandöken Konaklı Kayak Merkezi Daire Başkanlığına bağlı kayak devrecileri ile AFAD ekipleri kar altındaki Abdülselam Çiloğlu'na yaklaşık 10 dakika süren çalışmayla ulaştı ve çıkardı. Sedyeye konulan Çiloğlu yaklaşık 20 metre uzaklıkta bekleyen kar üstü aracına taşındı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara eşlik etti. Yaralı kayakçılar tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra jet skilere alınarak ambulansların bulunduğu gondol liftlerin önüne nakledildi. Araştırmalarına göre durumu ağır olan Abdülselam Çiloğlu ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çiloğlu'nun yapılan muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesi olarak ilan edilen ve uyarıcı tabelalar bulunan yasak yere kayakçıların girdiğini belirten yetkililer, çok şükür can kaybı yok. İhbar üzerine kısa sürede ekipler olay yerine gitti. Karın altında kalan Abdülselam Çiloğlu'nun çıkarılarak arkadaşları ile birlikte ambulansların bulunduğu noktaya getirildi. Hastaneye kaldırılan Çiloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik, dediler. Öte yandan ölümden kıl payı kurtulan ve yaşadığı şoku üzerinden atamayan Konuray Taşköprülü, önemli bir şey yok, adrenalin sporu yapıyoruz. Bunlar normal şeyler ifadelerini kullandı. 3 kişi, Allah'tan bir kişi sağ, yani arkadaşları çığa kapılmadan 2 kişinin yerini tespit etmiş ama kar altında. Biz de Palandöken Kayak Merkezi'nin ekibi olarak olay yerine ilk intikal eden ekiplerdeniz. Şükür ikinci kişiyi de kar altından çıkardık. Yani birinci kişi arkadaşı baş kısmını çıkarıp nefes almasını sağlamış. İkinci kişi tamamen kar altındaydı. Biraz çaba sarf ettik. Allah yardım etti. Aldık yani. İki kişi çığ altında vardı. Belirtilmiş yani çığ bölgesi belirtilmiş, kapalı alan belirtilmiş. Yani kendilerine güvenen serbest kayak yapan kişiler kaldı yani. Yani kendilerini profesyonel olarak addedip
yasak bölgelerden kayarak evet. Çığa sebep vermişlerdir. Abi yasak bölgeden işte kayıyordular. Ben de telesiyazla iniyordum. Hı-hı. Oradan bağırdım. Birisi şey yaptı, birisi frenledi yani. Kaymadı aşağıya. Ondan sonra öbürü baktı ki şey yapıyor, hemen indi. Elleriyle başladı şey yapmaya. Diğerini aramaya. Bir de borççu vardı, o öbür tarafa doğru kaldı. Ne kadar kaldınız? Seda bir dakika. Çok fazla kayıt. Kalmadık şimdi altında. Çok önemli bir şey yok. Ne hissettiniz? Ya çok önemli bir şey yok dedim ki. Zaten adrenalin sporun içerisindeyiz biz. Normal şeyler. Yavaş, biraz yavaş. Gayet iyiyim lan. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarım var gayetimden. Şey İsmim evet. Konuray. Soy ismi ne için? Yeterli bu kadar. Teşekkür ederim. Kadar yeterli. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan basın mensuplarıyla kahvaltılı programda bir araya geldi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Öğretmen evinde düzenlenen programa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih Kır, İnşaat Emlak Şube Müdürü Sinan Taş ve basın mensupları katıldı. Erzurum'un geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyen Arslan, Erzurum bölgemizin en geniş coğrafyasına sahip olan merkezi bir konumu var. Bu şehirde göreve başlayalı yaklaşık 2 yıl oldu. Bu süre içerisinde biraz zorluklarla karşılaştık. Milli Eğitim Müdürü değişti. 14 Mart'ta yayımlanan kanunla ilçe müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz hakkında değerlendirme yapıldı ve görev değişiklikleri oldu. Bir il organizasyonu eğitim değişiklikleri açısından yeniden kurulmuş oldu. Tabii bu sürecin içerisindeki değerlendirmelerde eğitim camiasının mensupları kamuoyunda memnuniyetsizlik oluşturmuş olabilir. Bunları eğitimin gerekliliği ve ihtiyaçları doğrultusunda organize etmeye çalıştık. Başarılı da olduğumuza inanıyorum. Bakanlığımız, öğrencilere test kitapçıkları verelim, bunlarla en başarılı öğrencileri seçelim ve bu şehirleri bu şekilde sıralayalım. Hatta bakanlığımız bu açıklamayı yapmıyor dedi. Bir değerlendirmeler yapıldı ve görev değişiklikleri oldu. Yani bir il organizasyonu eğitim teşkilatı açısından yeniden kurulmuş oldu. Tabii bu sürecin içinde bazı değerlendirmelerde eğitim camiasının mensupları veya kamuoyunda memnuniyetsizlik oluşturan durumlar olmuş olabilir. Bunları eğitimin ihtiyaçları ve gerekleri doğrultusunda en iyi şekilde organize etmeye çalıştık. Umuyorum başarılı olmuşuzdur. Bakanlığımız artık şunu öngörmüyor. Yani çocuklarımıza test kitapçıkları verelim. Bunlarla en başarılı olan kimse, bu şehirleri böyle sıralayalım. Hatta bunu açıklamıyor bile. Yani Milli Eğitim Bakanlığı prensip olarak Sayın Bakanımızın talimatlarıyla iller arasında, çünkü şartlar ve diğer etkileyen faktörler eşit değil. Yani Erzurum'la Bursa ya da ne bileyim işte Hakkari ile Kırklareli veya Kırıkkale eşit şartlara sahip değil. Dolayısıyla farklılıklar var. Bu farklılıklar içinde bir sıralama yapmak her zaman doğru bir değerlendirme olmayabiliyor. Zira bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda değerlendirmelerde işte birinci var, 81. var. Bunun arasında iller iki basamak yukarıya çıkıyor, çok başarılı, iyiye doğru gidiyor gibi. Ve burada da iyi, olumlu sonuçlar aldık. Bundan çok memnunuz. Umuyorum bu yaygınlaşarak, pekiştirilerek üniversite sınavı baskılarını da başka bir bu yönde rahatlatıcı bir formüle doğru gider. Bu yönde çalışmalar olur. Dolayısıyla bakanlığımızın politikalarını yerelde Erzurum'da, Erzurum'un gençlerine, çocuklarına, toplumuna en güzel şekilde yansıtmak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun içinde çok geniş bir eğitim altyapısı var. Yani Erzurum'da şu anda sadece gelecek sene hizmete girecek yurt sayısı 3600. Hizmete girecek derslik sayısı 800. Şimdi şunu da önümüze koymuş durumdayız. Tekli sınıflarda, 25'er kişilik sınıflarda tekli eğitim yaparak 501 derslik yaptığımız zaman Erzurum'da eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olacağız.
Bunun dışında çok istisnai taşrada lojman gibi, diğer bakım onarım gibi bir takım işlerimiz var. Bunları tabii bakanlığımız kaynakları, yerelde Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla ben kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Güzel bir organizasyonda eğitimi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani hocam dört dörtlük oldu mu? Olmaz. Ama daha iyi olması için her gün bütün arkadaşlarımız çaba içindeler. Afganistan'daki karışıklıklardan kaçarak yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afganistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk, Erzurum'da donmak üzereyken bulunarak hastanede tedavi altına alındı. Afganistan'daki karışıklıktan kaçarak yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afganistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk, Erzurum'da donmak üzereyken bulunarak hastanede tedavi altına alındı. Erzurum'da geçtiğimiz günlerde Afganistan uyruklu iki mülteci soğuktan donup hayatını kaybederken 9 yaşındaki Semih Hurami'nin elleri dondu. Hurami, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Hurami. Bizde F vardı. Bizde de var. Yani Erzurum'da F. Erzurum'da F var. Belki Hurami Nusalas'tı ne? 9 yaşında. Türkiye'nin en iyi yanık merkezlerinden birine sahip olan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Afgan çocuğa hastane yönetimi ve Erzurum'da öğrenim gören Afganistanlı bir kız öğrenci sahip çıktı. Semih Hurami başından geçen olayı şöyle anlattı. Afganistan'dan İran'a, buradan da ağrı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptık. Ellerim dondu. Beni hastaneye getirdiler. Öte yandan Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Afganistanlı 20 yaşındaki Hadis Şivan, Semih'in refakatçiliğini üstlendi. Afganistan bu doğmuş. Bulmuşlar bunu bir... Semih, şuma da Türkiye budun ki tura Diyakza'da budum artık orada. Da kofi. Da Türkiye budun. Da Dara Türkiye, da merz budun hem tuta kılıkı yoluna. Da kofiye budun. Şey demişler, arabada bu donmuş. Onlar yemek yemeye inmişler de bu bilmiyor nerede inmişler. Ama diyor böyle bir lokantada, o lokantadaki insanlar bunun donmasını görünce diyor. Ondan sonra bir tane Türk bunu getirmiş buraya. Ve erkek kardeşi yanındaydı ama şu anda erkek kardeşi yok. Tamam, burada yemek yiyorken. Semih'in tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve ona ablalık yapan Hadis Şivan, Semih'in yaşadıklarını biz de 2011 yılında yaşadık ve ülkemizden kaçarak İran'a yerleştik. Onu benden iyi anlayan olamaz. Ben de ülkem için bir şeyler yapabilmek için Erzurum'a gelip okumaya başladım dedi. Şimdi ben yani gerçekten bu aynı vatanda olduğumuz için yani ilgileniyorum. Yani ben bir şey karşılık falan istemiyorum yani. Zaten küçüklükten beri bunun memleketimiz savaştaydı da her zaman istiyordum ki mesela böyle bir okuyalım, bir şey olalım yani o ülkemize yardım edelim ve bu da çok üzücü yani. Bunlar gibi binlerce çocuklar var yani. Yani ben de İran'da doğdum işte, hep muhacirat, hep yani hep mülteci olarak yaşadım. Hiçbir zaman o ülkemi bile görmedim. Yani annem de öyle yani. Benim annem 4 yaşında İran'a geldi. Sonra onun annesi, babası, onlar hepsi böyle yurt dışından geldiler böyle. Hep İran'da, Afganistan'dan göç ettiler. Türkiye'ye geldi. Böyle bunlar da işte kaçıyorlar. Şu anda Afganistan'ın hali de kötü yani. Mecbur. Şu anda bence her bütün Afganlar yani göç eden Afganlar bir yerde bir yani ikametli bir yerde oturmak istiyorlar. Yani böyle göç etmektense böyle bir yerde vatandaşları olsun, işi olsun, çocukları okusun yani evleri olsun. Yani Afganistan'da yaşam yok artık. Ben burada Atatürk Üniversitesi'de Edebiyat Bölümünde öğrenciyim. İşte bizim Afganistan'dan bir çocuğumuz böyle hasta olduğunu duyunca yani işte görme, işte ona bir yardım etmeye geldi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un tarih ve kültürel boyutta, ekonomi ve hizmet sektörleri ölçeğinde de
özellikle bir il konumda bulunduğunu işaret ederek, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen eğitim ve sağlık yatırımlarını örnek gösterdi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un tarihi ve kültürel boyutta olduğu gibi ekonomi ve hizmet sektörleri ölçeğinde özellikle bir il konumda bulunduğunu işaret ederek, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen eğitim ve sağlık yatırımlarını örnek gösterdi. Kurulduğu günden bugüne 1000 yıllık tarihçe için Erzurum'un beşeri sermayesi, tarihi ve kültürel rolü, ekonomik işlevi ile bir medeniyetler koridor ve merkezi olduğunu vurgulayan AK Parti iktidarları döneminde ilin önemli yatırımlara adres olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, bir şehrin tarihi misyon ve vizyonunun en belirgin biçimde ortaya koyan iki özellik de eğitim ve sağlık alanlarında Erzurum, İlhanlı, Selçuklu Osmanlı dönemindeki haşmetli vizyonla yeniden kavuştu ifadesini kullandı. Erzurum'un görkemli tarihi için de medreseler ve şifahaneler şehri olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları öncesinde ilin eğitim ve sağlık alanlarında sıradanlığa itildiğini, AK Parti dönemiyle birlikte yeniden ve kalıcı biçimde tarihi vizyonuna kavuşarak bölgesinde eğitim ve sağlık şehri unvan kimliğine kazandığını belirtti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, 2016 yılında Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nın Dünya Curling Federasyonu tarafından Türkiye'de alınmasına tepki göstererek, bilgisizce alınmış bu karar kabul edilemez. Bu karara karşı ilgili her kuruluşu tepki göstermelidir dedi. Açıklamasında Erzurum'da şimdiye kadar yapılmış pek çok uluslararası organizasyonun çok büyük başarıyla gerçekleştirildiğini, bu organizasyonlarda hiçbir olumsuzluk veya terör girişimi bulunmadığının altını çizen Yeşilyurt, Erzurum'un terör açısından hiçbir riski bulunmayan bir şehir olduğunu, bu kararın alındığı dönemde dahi ilimizde birçok ülkeden öğrencilerin, sporcuların katıldığı uluslararası toplantılar, turnuvalar ve organizasyonların yapılmakta olduğunu, bu nedenle alınan kararın hiçbir haklı gerekçesi olmayacağını belirtti. Son derece güvenli bir kent olan Erzurum, Suriye'deki savaş ve Güneydoğu'daki operasyonların yapıldığı bölge ile ilgisinin olmadığını kaydeden Yeşilyurt, dünyanın önde gelen dev spor tesislerine sahip olan Erzurum'a karşı VCF'nin aldığı kararın çok büyük haksızlık olduğunu belirterek, sportif yolla Türkiye'yi karalama amacını güden bu kararın Dünya Curling Federasyonu tarafından tekrar gözden geçirilerek bir an önce geri alınmasını dilediklerini söyledi. Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ramazan Kurt, Barış için akademisyenler bildirgesine imza attığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Barış için akademisyenler bildirgesine imza attığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ramazan Kurt, görevinden uzaklaştırıldı. Kurt'un hakkındaki soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ramazan Kurt, Barış için akademisyenler bildirgesini imzaladığı gerekçesiyle geçen 14 Ocak günü sabahı Erzurum'da kaldığı evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ramazan Kurt burada susma hakkını kullandı ve adliyeye sevk edildi. Ramazan Kurt, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklama talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ramazan Kurt, yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. Ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ramazan Kurt hakkında başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde imza olayının ortaya çıkması ile birlikte hakkında idari soruşturma başlatılan Ramazan Kurt'u görevinden tedbirli olarak uzaklaştırdı. Kurt, uzaklaştırma kararını öğrenmesinden sonra
ailesinin bulunduğu İzmir'e gitti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, 2015 yılında yapılan nüfus işlemlerinde kayıp nedeniyle verilen cüzdan sayısının toplam cüzdan sayısına oranını açıkladı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, 2015 yılında yapılan nüfus işlemlerinde kayıp nedeniyle verilen cüzdan sayısının toplam cüzdan sayısının oranını açıkladı. Yapılan işlemlerde en çok dikkat çekense, yapılan uyarı ve cezai işlemlere rağmen nüfus cüzdanlarındaki kayıpların artması oldu. Özellikle öğrenci kesimi nüfus cüzdanını kaybetme konusunda daha fazla. 82 bin verilen nüfus cüzdanlarının %15'i 44'ü kayıptan verildi. İl ve ilçelerde yapılan toplam işlemler hakkında bilgi veren Reis Demir, 2015 yılında bir değerlendirmesini yaptığımızda nüfus hizmetlerinin ilimizde yoğun bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. İşlem olarak en yoğun ilçelerimiz Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerimizdir. Tüm ilçelerimizde yapmış olduğumuz işlem 720 bini geçti. Bu demektir ki ilimizdeki hemen hemen her vatandaşımıza il bazında hizmet vermekteyiz dedi. Nüfus cüzdanları kayıplarındaki fazlalığa dikkat çeken Demir, zaman zaman sizlerle de paylaştığımız gibi nüfus cüzdanları işlemlerinde yoğunluk var. Özellikle öğrenci kesiminin nüfus cüzdanlarına gereken önemi göstermedikleri ve bunun kanıtını da sınavlardan önce yaşayıp kayıp ve yenileme için gelen öğrenci kesimi yoğunluğunda görebiliriz. İlimizde bir yılda 82.558 nüfus cüzdanı verdik. Daha önceki uyarı ve cezalara rağmen nüfus kayıplarında ciddi derecede artış var. Bu oranı döktüğümüzde %15-44 gibi bir oranla nüfus işlemi kayıp oranının diğer işlemlere göre yoğun olduğunu görmekteyiz. Vatandaşlarımızın ve özellikle de öğrencilerimizin cüzdanlarını itina ile kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü bunun bir kere cezai işlemi var. Bu tür işlemler hem devlete hem de vatandaşa zarardır. Bir cüzdan bir şey olmaz demeyin. Biz yılda 82.558 nüfus cüzdanı verilme işlemini yaptık. Bu yeniden verilmelerin 12.745 adetini kayıptan verilenler oluşturmaktadır, dedi. Kayıp oranına göre dikkatsizliklere karşı uyarılarda bulunan Reis Demir, tüm ilçelerimizin yapılan işlem ve nüfusa göre bir eşit oranı var. Ancak Karayazı ilçemiz yapılan işlemlere göre nüfus cüzdanı kayıplarında birinci sırada, dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanlığı sosyal medyada çıkan haberler üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Kartalspor'un orta saha oyuncusu Uğur Utlu ile yöneticilerimiz Süha Dengizek ve Murat Aygün'ün girişimleri sonucu tüm maddi konularda anlaşılmış ve futbolcu ile 1,5 yıllık ön protokol imzalanmış iken Kartalspor ve futbolcu arasında yaşanılan bazı pürüzler nedeniyle bu transfer yapılamamıştır. Takdir edilmelidir ki tüm yapılan transferlerde maddi konuların dışında farklı sorunlar da çıkabilmektedir. Transferin yapılamama nedeni Kartalspor kaynaklıdır. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda transfer döneminde tüm transferler yapılmıştır. Alınan sonuçlar da bunun bir göstergesidir. Transferler yapılırken kulübümüzün menfaatleri hep ön planda tutulmuştur. Futbolcularımızdan Oltan Karakullukçu kendi isteği üzerine başka kulübe gitmiştir. Takdir edilmelidir ki kendi isteğiyle ayrılmak isteyen futbolcuyu kulübümüzde tutulamaz. Forvet hattında oluşan boşluktan teknik heyetimizin isteği doğrultusunda Ertan Koç transferi yapılmıştır. İkincilik tecrübesi olan bu futbolcumuzun uyum sürecini atlattıktan sonra daha da faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Futbolcu transferinde karakterli, düzgün, kaliteli ve ekonomik anlamda dengeleri sarsmayacak transfer politikası izlenmiştir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde Erzurum şehrini ve kulübünü seven her kesimin motivasyon bozucu açıklamalarda hassas davranmalarını beklemekteyiz. Her zaman yanımızda olan büyük şanlı taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimiz ve şükranlarımızı arz ederiz denildi. Spor Toto 3. Lig 1. grubun 22. haftasında Tekirdağ Spor'a attığı 2 gol ile Erzurumspor'a 3 puanı getiren başarılı oyuncu Serdar Deniz özel açıklamalarda bulundu.
Eski teknik direktör Besim Durmuş tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Ahmet Yıldırım'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda yer almaya başladı. Yıldırım'ın devre arası kampında özel olarak ilgilendiği Serdar Deniz, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Oyuncusundan çok şey bekleyen Yıldırım, Deniz'in attığı goller ile kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Eski hocasıyla sorunlar yaşadığını söyleyen Serdar Deniz, "Besim Hoca bana forma şansı vermiyordu. O kadar çalışmama rağmen bir türlü gözüne giremiyordum. Açıkçası bunun nedenini de bilmiyordum. Ben de takımım için bir şeyler yapmak istiyordum. Fakat şans verilmiyordu" sözleriyle sistemde bulundu. Tekirdağ Spor karşısında 2 gol atarak yıldızlaşan golcü oyuncu performansının %100'ünde olmadığını belirterek zamanla daha iyi olacağını söyledi. "Deniz, ligin ilk yarısı istediğim gibi geçmedi. Uzun süre formamdan uzak kaldım. Fakat yılmadan çalışmaya devam ettim. Çok şükür çalışmamın karşılığını alıyorum. Uzun süre oynayamamamın handikaplarını zaman zaman yaşıyorum. Ama inanıyorum ki oynadıkça daha iyi olacağım. Şu an kapasitemin yarısında oynuyorum. Süre aldıkça kondisyonum ve maç oynama alışkanlığım yerine geldikçe kapasitem tamamını sahaya yansıtacağım" dedi. Ligin 23. haftasında Zonguldak Kömürspor deplasmanına gideceklerini hatırlatan Deniz Zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Şampiyonluk yolunda her rakibin zorlu olduğunu dikkat çeken Deniz, "Bu hafta zorlu bir Zonguldak deplasmanımız var. Her ne kadar zorlu olsa da biz şampiyon olmak istiyorsak böyle maçlardan 3 puan almalıyız. Aklımızda da başka bir seçenek yok zaten. Mutlak galibiyet hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle birlikte olduk. Hoşça kalın.